Merhaba değerli arkadaşlar, JavaScript derslerimize devam ediyoruz. Bu derste çok kısa bir şey öğreneceğiz. Videomuz kısa olacak. Bir önceki derste for in ve for içi öğrenmiştik. Bu derste de for'u kullanımını öğreneceğiz. Hemen kodlamaya başlayalım. For in yapısında nasıl bir mantık vardı arkadaşlar? Bir değişken oluşturuyorduk. Daha sonrasında in deyip dizimizi direkt olarak yazdırabiliyorduk. Şu şekilde console.log ile mesela i'yi yazdırdığımız zaman indeks numaralarını yazıyordu. Biz dizinin elemanlarını yazdırmak istediğimizde şu şekilde dizinin ininci elemanı diye yazdırıyorduk. Yani for in'de i'yi yazdırmaya kalktığımızda dizi indekslerini veriyordu. Dizinin indeksini veriyordu bize. Fakat burada for in yerine for of kullanırsak ve i'yi konsola yazdırırsak bize direkt olarak dizinin değerlerini verecektir. For of kullanımı da bu kadar arkadaşlar. Diğer derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi kodlamalar.